perspektifinde inançla aklın ayrı tutulması diye bir şey var. Spinoza'nın laikliği dolayısıyla felsefi bir laiklik. Politik tercihi de açıkçası demokratik olan bir toplum, yani kolektif yönetim olarak bir toplum, ama bunu öyle şey diye düşünmeyin. Demokrasi ona göre bütün monarşik falan filan biçimlerin arasında en güçlü rejim. En güçlü rejim dediğimizde biz tırsarız. Yani şey otoriter falan filan, tıkır tıkır makine gibi işleyen falan bir toplum diye düşünürüz, ama Spinoza öyle düşünmüyor. Spinoza'da iktidar ile güç arasında yaptığı bir ayrım var. Açıkçası birincisi iktidar işin aslında bizi güçlerimizden ayrı düşüren, yani bizim gücümüzü azaltan bir mekanizmadır, bir düzenektir. Buna potestas diyor. Yani bir hükümranlık gücü söz gelimi ya da bir toplumsal sözleşmeyle, o devirde varsayılıyordu böyle şeyler, Hobbes, Locke falan filan tarafından şeye devredilen, bir egemene devredilen yapıp etme gücü bizim elimizden kaçar. Yani toplumun elinden kaçıp gider. Ve bir devlete, bir şeye, bir aygıta diyelim, bir hükümranlık aygıtını, bunu kullanma yetkisi verir. İkincisi, bunu kullanabilme yetkisinin ona verilmiş olması bunu onun da kullanabileceği anlamına gelmez. Çünkü gerçek anlamda yapıp etme güçlerimizle, faaliyet güçlerimizle ve kendi özgürlüğümüzü üretebilme, yaratabilme güçlerimizle alakası yoktur açıkçası. O potestas dediğimiz şeyin tümüyle varsayımsaldır ve her zaman Spinoza'nın vurgusu o çerçevede gücün ister Tanrı'dan kaynaklandığı varsayılsın iktidara. Söz gelimi biliyorsunuz teokratik sistemlerde ya Tanrı'dan ya doğadan ya bir aileden, bir secereden, bir kraliyet seceresinden falan kaynaklandığı hep söylenir iktidarın ve bununla meşrulaştırılır. Spinoza için bu meşru bir şey değil. Yani. Çünkü gerçek anlamda yapıp etme gücüne tekabül etmiyor. Şimdi gerçek anlamda yapıp etme gücü, faaliyet gösterme gücü ise şöyle bir şey Spinoza açısından. Her varlık kendi varlığını sürdürme konusunda bir çabaya sahip, bu onun temel arzusudur. Her varlığın temel arzulamak durumunda olduğu şeydir. Dolayısıyla bu çabayı destekleyen her şeyle karşılaşmak bir özgürleşme halidir. Bu çabayı desteklemeyen, köstekleyen ya da bu çabayı insan düzleminde, bedensel, tinsel özellikleri, insanın gelişimi düzleminde önleyen güce ise potestas diyor. O zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Spinoza için bu çabayı destekleyen ve bu çabayı daha yetkin olarak insanlara uygulayabilmesine, gerçekleştirebilmesine yarayan bir tür arzu biçimine ise potentia agenti, yani eyleme geçme gücü, potansiyeli diyor. Galiba işin sırrı o. Güçten anladığı, yani kudretten, insan kudretinden anladığı şey böyle bir şey. Bu potentia agenti, yani yapıp etme kudretinin insan elinden kaçmasına ise potestas diyor. Yani devlet diyor. Dolayısıyla demokrasi bu potansiyanın, bu yapıp etme kudretinin engellenmesi demek. Açık mı söylediğim? Laiklik konusuna geliyorsan doğallıkla laiktir. Çünkü her türlü dinsel rejim, yani dine dayalı politik yönetim tarzları aslında politik falan değildir. Çoğu zaman hayali bir iktidara, işte Tanrı'ya bağlanan ya da bir mitolojik anlatıya bağlanan bir tür otoriteye, Latincesi auctoritas olan bir tür otoriteye başvurularak düzenlenmiş olduğu için başlı başına ideolojiktir, yani bugünkü deyimle söylersek. Ama Spinoza'nın söz gelimi demokrasiyi de bir tür devletin sekülerizmi olarak düşündüğünü sanmıyorum. Çünkü kalabalıklar ona göre gerçekten pek akla uygun yaşayan varlıklar değildi. Hiçbir zaman da olmazlar. Yani kalabalık haliyle insanlar her zaman savruluşlar, duygusal savruluşlar halindedirler. Yani sürüdürler bir anlamda ve çoğu zaman patlayışlar şeye yol açabiliyor. Spinoza'nın çok nefret ettiği, aslında pek de devrim sayılmayacak bir vulgar atılıma, yani devletlerin tarihinde tehlikeli bir hale yol açabiliyor. Bilmiyorum, açık mı yani laiklik konusunda. Felsefi bir laiklikten bahsettim. Felsefi laiklik, bu yapıp etme güçlerinin arasında insanın düşünme gücü de var elbette. Yani devletlerin tarihinde tehlikeli bir
hale yol açabiliyor. Bilmiyorum açık mı yani laiklik konusunda. Felsefi bir laiklikten bahsettim. Felsefi laiklik bu yapıp etme güçlerinin arasında insanın düşünme gücü de var. Elbette. Bu düşünme gücünü engelleyen herhangi bir şey potestasa girer. Yani iktidar dediğimiz şeye girer. Bu iktidar dediğimiz şey düşünceler üzerinde mutlak bir sulta oluşturamaz Spinoza'ya göre. Yani Spinoza'ya dayanarak mesela bir totaliterlik kuramı geliştiremezsiniz. Hannah Arendt'lerde, Leo Strauss'larda falan olduğu gibi ya da Orwell gibi bir şeyde olduğu gibi. Çünkü Spinoza şunu söylemek istiyor gibidir. Bir bireylik hiçbir zaman tümüyle yok edilemez. Yani hiçbir zaman aslında hayali olan, imajinatif olan bir süreç dışında bir yetki başkasına devredilemez. Bir hak başkasına devredilemez. Bir hakkın başkasına devredilmesi ya da birisine bir hakkın bahşedilmesi onun bu hakkı kullanabileceği anlamına gelmez zaten. Araçlarından yoksun bırakılabilirsin. Pekala bir hakla mücehhez kılınıp politik olarak, hayali olarak, ideolojik olarak ama bunu gerçekten yapıp etme kudretine bir destek sağlamak için kullanabileceğin hiçbir zaman garantisi yoktur. Dolayısıyla işte insan hakları falan türünden bir sohbet Spinoza'ya yabancı gelirdi. Yani zayıf bir düşünce gibi geliyordu. Daha klasik dönemlerde hukuk bir sözleşme değildi işin açıkçası. Bir tür negosyasyondu. Yani bir tür pazarlık mantığına dayanırdı. Bu yüzden kısasa kısasın işlediği kurallar konulurdu. Yani iyi olan kurallar oydu. Kısasa kısas nedir biliyorsunuz. Mağdurun başına gelen zararın doğrudan doğruya tazmin edilmesi. Bu mağdur tarafından gerçekleştirilebilir. O kadar mağdur kalmamışsa. Yani. Ya da fena halde mağdursa. fena halde mağdursa yapacak bir şey yoktur. Başka bir otorite bunu yapacaktır. Bu da devlettir tabii. Ya da kraldır ya da mahkemedir. Her neyse. Günümüzde galiba bu hukuk düşüncesini, hukuki modeli en fazla deşen, oldukça sert bir şekilde deşen düşünür Foucault oldu. Tabii o öncelikle hukukun iktidar modeli, daha doğrusu iktidarın hukuk modeli. İkisi bunların slightly yani çok hafiften farklı şeylerdir. Bu ikisine yönelik bir eleştirisi var. Foucault iktidarı, gücü ve iktidarı hukuki modelden bir anlamda kurtarmayı öneriyor. Eleştirisinde ve şeyinde fiilen öneriyor. Bu ne demek? Şimdi bir baktığınızda hukuki model şöyle işler genellikle. İktidar birisinin sanki mülkiyeti ya da özelliğidir. Kralın özelliği iktidardır söz gelimi. İktidar ona aittir. Bir mal gibi. Ya da özelliğidir. Bir karizmasıdır, bir başka bir şeyidir. Hukuki model sanki bunu bir mülkiyet tarzında sunmayı önerir. Ya da öyle kullanır. Sanki Spinoza'nın o zamanlar, yani bu modern iktidar yapıları gelişirken, hukuksal çatısıyla falanıyla filanıyla birlikte, bütün bu sözleşme kuramlarıyla falanla filanla birlikte işlemeye başladığı dönemde çok erken bu Foucault'un şimdi yaptığı uyarıyı yapmış gibi görünüyor. İkinci bir problem iktidarın böyle bir aidiyet biçiminde kavranmasının bir uzantısı olarak iktidarın belirli bir yerde lokalize olduğu ve oradan yayıldığı düşüncesi. Devlette, kralda, mecliste. Dolayısıyla işte güçler ayrımından falandan filandan bahseden bir Montesquieu çıkıyor karşımıza Spinoza'dan bir süre sonra. Bu da Foucault açısından pek tutulabilir bir iktidar tanımı değildi. Son olarak da iktidarın dayanaklarının unutulduğu bir boyuttan bahsediyor. Sanki iktidar temas ettiği yerde yarattığı asimetrik ilişkiler olmasına karşın üzerinde icra edildiği varlığı eksi bir güce indiriyormuş gibi davranıyoruz. Hukuki model bunu tasarlamaya elverişli bir model. Halbuki iki boyutunu gözden kaçırıyoruz böylece. İktidar dediğimiz şeyin ya da güç kullanımı diyebileceğimiz şeyin birincisi dayanaklarını. Yani ben kendi üzerimde icra edilen bir iktidarın dayanağı da olabilirim. Onu kabul edişimle, onu kabul ediş biçimimle. Bir köşe başı muhbiri olabilirim falan filan. Bütün hukuki suç aygıtı, ceza aygıtı ya da jurisprudence dediğimiz, hukukun esas işleyişi dediğimiz şey tümüyle bu dayanaklar aracılığıyla işliyor. Dikkat ediyorsanız toplumun içerisindeki suçluluk şey falan.
mekanizmalarını dayatırken. Üçüncüsü, iktidarın çok farklı biçimlerde de olsa bütün kurumlara içkin ve her türlü insan ilişkilerinin bir dışa vurumu olduğunu da görmek zorundayız. Yani Foucault'un en büyük uyarısı öyle bir şey. Ailedeki, şeydeki, köşe başındaki. Dolayısıyla Foucault iktidardan bir teknoloji olarak bahsetmeye girişir. Şey olarak değil, politik bir konum, politik bir konum alış, bir pozisyon, bir mülkiyet olarak bahsetmeyi bırakır. Şöyle bir boyutunu da düşünün. Özellikle Marksizmin ortodoks yorumları bu iktidarı yerine bir tespit etme şeyinden, iktisadi alanın bir üst yapısı olarak tespit etme stratejisinden vazgeçmediği ölçüde başarısız oldu. Mesela devletin hukuki formu korunacak mıydı türünden bir tartışma hemen başladı devrimin ardından. Sadece hukuki formu değil, aynı zamanda bu şiddet aygıtı korunacak mıydı devletin, Çarlık Devleti'nin, devralından Çarlık Devleti'nin. Hukuki hata şöyle bir hataydı. Tabii hukuki modelin işlettiği hata. Mekanizmayı devralıyorsunuz, mekanizma sizin oluyor. Yine yani sanki el değiştiriyor. Böyle bir şey yok tabii. Çünkü iktidarın çoğul başka türden işleyen yığınla mekanizması daha var. Bunlar topyekun unutulduğu zaman iktidarı belirli bir şeyde lokalize edip bütün gücünüzü ona yönlendirdiğinizde çuvallama kaçınılmaz oluyor. Tartışma bir süre sonra tamam bu devleti tutalım ama ne kadar tutalıma döndü. Sonra eriyip gider merak etmeyin dendi. Eriyip gitmedi. Bugün yerini mafya almış bulunuyor. Aygıtla bizim ilişkimiz, gerçek ilişkimiz nedir? Birincisi, hukukun kendisiyle bir doğrudan ilişkimiz yok. Çünkü çok farklı bir soyutlama düzeyinde yer alıyor. Ama biz tümüyle bu sosyal alanda yaşamımızı sürdürürken bir tür jurisprudence'le karşılaşıyoruz. Bu kesin. Yani bir yasaklamayla, bir bilmem neyle, mesela sigara içme yasağıyla karşılaşabiliyorsun bir yerde. Bu somut bir durumdur. Bu iktidar konumudur. Hukuki bir konum değildir buradaki yasak artık. Çünkü somut insan ilişkileri düzleminde terennüm edilmiş bir durumdur. Ama bütün bunların zaman ve mekan içerisinde hep tartışmaya açık olduklarını, yani bir tür negosyasyona, başka alanlara da gönderme yapan, arkasında başka türden politik ve sosyal mücadelelerin ve ilişkilerin yattığı daha somut bir ilişkiler kategorisinde yer aldığını düşünün. Dolayısıyla insanın doğrudan doğruya birey olarak iktidarla ilişkisini şöyle düşünmemiz lazım. Spinoza'nın ünlü bir sözü var şeyde, Traktatus'unda. Doğa diyor, uluslar, şeyler, milletler, kabileler yaratmaz. Yalnızca bireyler yaratır. Bu ne demektir? Biliyorsunuz bütün milliyetçiliğin ideolojisi şu fikre dayanıyor. Biz doğadan öyleyiz. Doğamız Türk mesela. Doğamız Alman, arı ırkız. Doğa Müslümanlar üretmez. Söz gelimi. Sonradan Müslüman olacak, Müslüman yapılacak bireyler üretir. Dolayısıyla doğal hak hukuken verilmiş bir şey değildir. Doğal hak gerçekten başımıza gelen bu negosyasyonlar içerisinde ortaya çıkan ve eğer bir bireysek kendimizin de üretmek zorunda kaldığımız süreçler gibidir. Direnç süreçleri gibidir. Şimdi şeyler var. O da bizim devleti hep sonradan şey olarak ortaya çıkan. Yani biz devletsiz toplum dediğimizde, ilkel dediğimiz toplumlara sanki onlarda bir eksiklik varmış muamelesiyle söylüyoruz. Yani devlet aygıtı eksiktir onlarda. Devlet aygıtını onaylasak da onaylamasak da sanki bu devletsizlik ya da hukuksuzluk, hukukun henüz olmadığı ya da mesela artı değerin, artık üretimin henüz gerçekleşmediği türünden bir şema kurarız. Bu şemanın yanlış olduğunu iddia ediyordu ve söylediği de şöyle bir şey. Bu toplumlar çok aktif bir biçimde, yani çok politik bir biçimde iktidarın kristalizasyonunu ya da artığın, artık ürünün kristalizasyonunu engellemeye çalışan toplumsal yapılar icat etmişler. Başka bir deyişle devlet bir öngörü ufku olarak var burada ve aman devletten kaçınalım, devletin oluşumundan kaçınalım türünden bir tavır var. Yani toplumun herhangi bir noktasında iktidarın lokalize olmaya başlamasına karşı çok ciddi mekanizmalar, bölünme mekanizmaları, ilkel savaş denilen mekanizmalar ki büyük boyutlu ritüeldir.
ilkel savaşın. Son olarak da şeye, mesela bir savaş sırasında bir lider edinip kendisine, ona boyun eğen ama savaş bittikten sonra onu tutmayan bir rejim. Geronimo'nun başına gelen hikayeyi anlatır. İşte o vahşi savaşçının mutsuzluğu öyküsünde. Geronimo bir savaş lideri seçilmiştir. Çünkü yetenekleri vardır. Yani bir tür yapıp etme kudreti vardır o konuda. Ve peşine düşülür. Meksikalılarla savaşırlar, Amerikalılarla savaşırlar falan filan. Ama ardından Geronimo bunu sürdürmek ister. Savaştan başka hiçbir şey bilmez çünkü. O zaman dur derler, bırakırlar peşini. Bırakırlar. Geronimo maceracı hayatına devam eder. Ta ki yanında üç arkadaşıyla Meksika polisince vuruluncaya kadar. Öldürülünceye kadar. Biraz acımasız görünebilir ama sanki böyle bir mekanizma çok aktif olarak iktidarın belirli bir yerde kristalleşmesini engellemeye yönelik politik bir çabanın bulunabileceğini gösteriyor. Birincisi, önce işte insanlar göçebeydiler, ondan sonra yerleşikleştiler türünden bir mefhum da yanlış. Mesela bütün Orta Asya tarihi boyunca bir denge durumu var iki şey arasında. Göçebelikle şey arasında, yerleşiklik arasında, yerleşik toplulukların göçebeleştikleri de oluyor. Onu da unutmamak lazım. Yani duruma bağlı olarak ikisi arasında bir strateji tayin ediyor bu toplumlar. Çoğunlukla. Sürekli göçebe de kalabiliyorlar. Sürekli göçebe de kalabiliyorlar ama çok, yani, bu çok farklı bir ekonomi tarzını gerektiriyor tabii. O günümüzde çok az kalmış bir şey. Yani sürekli göçebelik dediğimiz durum. Ama göçebeliğin bile bu devlet ufkuyla sanki bir alakası var gibi. Göçebe imparatorluklarından bahsedebiliriz. Göçebe imparatorluğu dediğin şey tam bir, yani bizim bugün düşündüğümüz anlamda devlet şeyi demek zorunda. Yani bir tür yerleşik yaşama, bir devlete ihtiyacı var bunun. Kendisi için değil ama. Savaş makinesinin işlerliği için. Evet, Döloz'un deyişiyle savaş makinesi diyebileceğiz bir şey. Bu savaş makinesi sözcüğü Gryaznov'undur. Sovyet tarihçi, Orta Asya tarihçisi. İşte şey üzerine, Çingiz Han İmparatorluğunu bir tür konfederasyonlar olarak nitelendirir. Yani sürekli hareket halinde olan ve kadın erkek bütün iş bölümünü askıya alan atılımlarla işleyen. O boyutta şunu unutmamak lazım ki mutlak bir yerleşiklik olmadığı gibi tarihte mutlak bir göçebelik de yok. Söz gelimi en yerleşik toplumlarda, devletli toplumlarda memurların göçebe olduklarını düşünün. Yani memurlar göçebedirler. Yani ne tür bir yerleşikliktir? Hangi ekonomiye oturur ki memurluk dediğimiz şey? Prusya devlet cihazının içerisinde düşünün. Napolyonik devlet cihazının içinde düşünün. Yani devletin göçebeleridir bunlar. Devlet memurları. Şeyler, birincisi burası paleolitik bir devlet. Ama bu devlet şey, paleolitik olmakla bir merkez devlet değil. Yani hikaye şeyle başlıyor. 1960'ların, 50'lerin sonunda özellikle neolitik hacılar falan filan gibi kazıları yürüten bir İngiliz arkeolog var. Mellart diye. Bir önceki etapı, yani neolitiğe geçiş etabını keşfetmeye çalışıyor. İşte çeşitli alternatifler var. İşte Çumra'daki o yeri, Çatal Hüyü kazmaya girişiyor. Elbette ki hacılar küçük bir köy, neolitik bir köy. Oradan beklediği, göründüğü kadarıyla şey olduğu için, daha da küçük bir oluşum beklediği için, çünkü daha önceki bir safayı araştıracak, bütün kazısını yanlış yapıyor. Yani dağı yanlış kesiyor, höyü yanlış kesiyor falan filan. Kendisini bir şeyin içerisinde buluyor. Yani bir zamanlar 13-15 bin kişi arasında şeyin, insanın yaşadığı bir yerde buluyor milattan önce 7500. Böyle bir şeyin ortasında buluyor. Şimdi yeniden kazılara başladılar yani. Daha akıllıca bir şey. Koruması çok daha açtı. Kentsel şebeke içerisinde bir yer olduğu fikri var. Yani sürekli olarak birbirleriyle alışveriş içinde olan ve bu alışverişin de bir tür güvenliği olmalı. Ama herhangi bir merkezi devlet aygıtına pek rastlanamayacak bir şebekeden bahsediyoruz. Çünkü Jeriko'yla bile, Filistin'le bile işte obsidiyen ve çakıl şey çakmak taşı değişimleri, mübadeleleri olduğu biliniyor. Ya da Romanya'daki bazı toplumlarda. Obsidiyen çok işe yarıyor. Kesme, ok ve mızrak başlığı. Obsidiyen volkanik bir taş. Şeyde çok yakında o Erciyes Dağı falan filan var. Çok yakın değil de oraya kadar kolonileri uzanıyor şey, Çatalhöyüklülerin.
obsidiyeni kullanıyorlar. Ve yani mübadele de ediyorlar. Çakmak taşı ise küçük iğne falan gibi şeyler için. Keski olarak değil de çok küçük şeyler üretmek için kullanılıyor. Dolayısıyla neolitik bir toplumun buna ihtiyacı var. Üçüncüsü neolitik dediğimiz şey tarım. Tarımdır. Ve Çatalhöyük bu tarıma geçişi sağlıyor. 1000 yıllık bir time span, zaman süreci içerisinde 7500 ile 6500 hatta 5000 yıllarına kadar milattan önce. Başlangıçta bunun, şimdi tarımın başlayabilmesi için bir tür hibridasyon gerekli. Yani tohumları tutup eşeylemeniz gerekli. Böyle bir durum zorunlu. Yoksa tarım yoktur. Yani herhangi bir yere tohum ekip onun ürününü devşirmek değildir tarım. Tarım bir türü alıp, bezelye gibi bir türü alıp onunla birlikte iç içe yaşamaktır. Uzun bir süre eşeylemektir. Uzun vadeli tabii ancak kolektif zihnin hakim olabildiği bir tür bilgi biçimi oluşturabilmektir bunlar hakkında, bu türler hakkında. Çatalhöyük'ün gösterdiği süreç böyle bir süreç. Bir tür tarım bilgisinin oluşması, bir tür tasarımın oluşması yani tarıma ilişkin. Buna yönelik bir teknoloji geliştirilmiş olması. Yani tarla sürme teknikleri falanlar, planlar. Hayvancılık için de aynı şey. Evcil hayvanların tespit edilmesi çok zordur. Yani leopar derileri giydiklerini biliyoruz. Ritüel amaçlı herhalde. Büyük ihtimal leoparları evcilleştirmeye çalışıp bol bol kafa kol kaptırmışlardır süreç içerisinde. Bu Bu olmuyormuş iyi ihtimal muson çünkü. Pirinç. Pirinç bir yabani ot. Her zaman olduğu gibi Çatalhöyükler için işte alt çenekli şey dedikleri, arpa dedikleri şey neyse Çinler için de pirinç dedikleri şey öyle bir şey. Ama pirinç unutmayalım soğanlıdır. Soğanlı bir bitkidir. Başka bir deyişle pirinci şöyle ekip tarlayı sürdükten sonra ekip ondan sonra orakla dalıp biçemezsiniz. Böyle bir şey yoktur. Şunu yapmalısınız. Dizinize kadar suya girip ya da belinize kadar işte su dolu yerde. Altta da karides yetiştirirler zaten. Tatlı su karides yetiştirirler. Entansif tarım dediğimiz şey. Çin'de genelde hasat şu demektir. Girersiniz teker teker şeyleri alırsınız. Toplarsınız yani. Bir pirinç başağının üzerindeki taneleri. Ondan sonra biçersiniz. Çünkü ıslaktır. O mevsimde, hasat mevsiminde tarla şeydir. Doludur, su doludur. Muson yağmur. Nedeniyle zaten o mevsimde sulanması gerekir. Ondan sonra teker teker soğanları alırsınız bir köşeye çekersiniz. Ertesi yıl yeniden Ekim mevsiminde ekmek üzere. Yani bir tür saplayarak şey bahçeciliktir yani. Arada karides de Onları da götürüyorsun işte. İyi. Avuç avuç götürüyorsun. makinesini yapmadın mı? Yok ama şöyle bir şey var. Çinlilerin felsefi, tıbbi falan filan güzergahların çok farklı olduğunu görüyoruz. Birincisi şöyle bir şeyi düşünün. Yani şöyle bir tezat halini düşünün. Akdeniz çevresinde genellikle kuru tarım dediğimiz bir şey oluştu. Buğdaya falan filana dayanan bahçecilik bunun dışında yan bir şey olarak, uğraşı olarak zaman içerisinde gerçekleşti. Ama esas olarak tarım kuru tarıma dayanıyordu yani. Gökyüzü sulayacaktı. Şey değil, siz değil. Bu kuru tarım şudur işin aslında. Topyekün ekersiniz, topyekün biçersiniz. Akdeniz çevresinde hayvancılık da dolayısıyla yine benzer biçimde yapılır. Çobanlık dediğimiz şey. Şimdi Çinlilerin muson iklimi nedeniyle geliştirdikleri sistem çok farklı olmak durumunda. Doğaya karşı düşüncelerinin de çok farklı olması gerekiyor. Çünkü doğa alıp götürüyor sürekli. Doğadan çok ince bir çizgi bulacaksınız ki, bir boşluk, dirensiz bir yer bulacaksınız ki hayata girebilirsiniz. Yani bir tarım teknolojisi yaratmak falan filan çok zor Çinliler için. Mesela Witt Vogel diye birisinin işte Çin oryantal despotizm dediği mekanizma, Marx'ın işte Asya tipi üretim tarzı dediği mekanizma buna dayanıyor. Çok pahalıya patlayan bir şey. Bu su baskınlarını falan filan engellemek. Dolayısıyla bir tür devletin yatırımına, Mandarin devletinin yatırımına ihtiyaç duyulmuş. Bir tür public work'a ihtiyaç duyulmuş ki bu modeli Mao bile sürdürdü. Eninde sonunda hidrolik toplumlar diyor Witt Vogel buna. Suyla ilişkili toplumlar. Ve bu yapılmadığında işte Bangladeş gibi yoksul ülkelerdeki, Tayland gibi daha yoksul ülkelerdeki sel baskınlarını biliyorsunuz zaten.
zaten muson iklimi çevresinde. Şimdi çobanlık kurumunu arıyorsunuz şeyde. Çin'de var. Kaz çobanlığı falan var köylerde. Ama hayvanlar genelde köyün çevresinde dağılmış haldeler. Şey köylerinde ya da genel olarak doğu, uzak doğu köylerinde. Ve manda sürüleri falan var. Ama manda sürüsü bir çoban gereksinmiyor işin aslında. Batı'da çobanlık şu demek yani sürekli olarak gütmek ve bir tür sürveyans iken. Sürekli sürünün başında bulunmak zorundasın. Sürekli beslemek zorundasın. Çayıra götürmek zorundasın. Getirmek zorundasın. Ağlatmak zorundasın. Çobanlık böyle bir şeydir. Yine kitle halinde alıp götürüp kitle halinde geri getirmeye dayanır. Şeyde ise çobanlığı genelde çocuklar yapar uzak doğuda. Manda sürüsünün üzerine oturturlar işte bir tane. Şef mandanın üzerine ki kaplan kapmasın çocuğu. O işe yarar yani manda. Kaplan mandayı devirip yiyebiliyor mu? Ama bir sürü halinde mandanın karşısında. Batılı toplumlar sürekli bir doğrudan faaliyetle doğayla ilişkilerini. Dolayısıyla insanlarla da ilişkilerini. Yani devlet çekildiğinde toplum yoktur mesela. Türünden düşünceler bizde mümkün olabiliyor Batı tarihinde. Tanrı olmasaydı yeryüzü olmazdı gibisinden. Düşünceler mümkün Batı'da. Doğu'da böyle bir şey yok. Şu nedenle yok. Doğrudan müdahale ne demek? Sürekli olarak doğal süreçlerin başında durmak. Buna dayalı bir emek ve üretim anlayışı demek. Çin'dekinin belki farkı dolaysızca negatif eylem tarzı. O şu demek. Doğanın önündeki bir ürün vermesi için doğanın önüne bazı engeller yine dikiliyor. Sen öyle ufak bir kırık nokta bulacaksın ki orada ancak müdahale alanı olacak. Hiçbir zaman doğrudan doğal bir süreci rahatsız etmeyeceksin. Doğal olarak işleyen bir süreci rahatsız etmeyeceksin. Onun en iyi örneği şöyle bir şey. Bir Çin metni var 5. ya da 6. yüzyıl Tang döneminde. Bir saray metni. Mandarin sarayı. İmparatorluk dönemi. Bu Çin metni sarayda işte devlet görevlilerin, bürokratların tümüyle bürokratik bir devlettir. Çin devleti tarihi içerisinde hep öyle oldu. Liyakatlarını tayin eden bir çizelge. En iyi asker, askeriye de en iyi kimdir? Vergi toplamak da en iyi kimdir falan filan. Şimdi askeriye de en iyi olan batılı bir düşünce ortamında Yunanlıların deyişiyle aretesi, erdemi. O işte erdemi olan demek. İyi asker, iyi savaşandır. Çinliler de iyi asker şey döneminde öyle pek fazla bir olay olmamış. Millet yan gelip yatmış. Bu çok iyi asker. Şeye, Çin mantığına göre. İkinci iyi olan işte bazı karışıklıklar falan filan çıkmışsa da işte şey yapan, bunları idare eden asker. Üçüncü iyi asker de yani bir karışıklığı bastıran, mecbur kalıp bastıran. Vergi toplayıcısı için de aynı şey. Yani çok fazla mesele çıkmamış. Yani mantık tümüyle tersten işliyor dikkat ediyorsanız. Burada. Erdem'in mantığı yani bir askerin, bir vergi toplayıcısının, bir bilmem nenin erdem çizelgesi Aristo'nun asla anlayamayacağı. Hadilen. Tabii. Yani hadilen bile denilemeyecek bir mantık bu. Son olarak mesela Çin tıbbının falan filan nasıl işlediğine dikkat edin. Bir mekanizmalara baktığınızda mesela Çin tıbbına falan filan baktığınızda da aynı şeyi görüyorsunuz. Sadece siyasetin yapısında değil. Mesela paleolitikten beri beyin ameliyatı yapılır. Biliniyor. Ölür genelde tabii. Yani ölmemesi zordur. Çin tıbbı biliyorsunuz temel iki teknik üzerinde işliyor. Yakma ve uzaktan iğne şey falan filan akupunktur dedikleri. Akupunktur dedikleri şey. Bu dikkat ederseniz hep bir uzaktan müdahale anlayışına dayanıyor Needham'ın deyişiyle. Çin'de hiç kafa ameliyatı var mı? Gerektiğinde yapıyorlar galiba. Görece daha az olsa şaşırmıyor. Evet. Çinliler büyük bir rahatlıkla yelkene dayalıyken şey kürektir Akdeniz. Kürek ise doğrudan doğruya askeri bir disiplin gerektirir zaten. Köle gerektirir. Köle gerektirir. Dolayısıyla kopması gerekir şeyden. Daha önceki dizgeden koparılması ve bu köle diline, akat diline fonetik olarak geçmesi lazım. Yani
ses imgesiyle şeyin arasındaki bağın koptuğu bir sistem. Görüntüsü arasındaki bağın koptuğu bir sistem. Bu Mısır'da Hiksoslarla gerçekleşti. Hieroglif olduğu gibi kaldı ama alfabedir hieroglif artık. Alfabetiktir yani. Salt piktogram değildir.